Bir gaye için yaratılmışız. Bir maksat için yere atılmışız. Müslüman yeryüzünde başıboş dolaşamaz. Müslüman boş yere servet sahibi olamaz. Müslüman gayesiz gayesiz dolaşamaz. Müslüman taharetsiz ve ibadetsiz kaldırımları ve caddeleri aşındıramaz. Mümin Allahsız nefes tüketemez. Mümin imansız bir kalbe havayı pompalayamaz. Mümin şuursuz dolaşamaz. Mümin kulağını Allah'tan başkasına veremez. Mümin gözüyle hakkı görmekten başka bir şeyi göremez. Mümin Allah'a gitmekten başka bir yere gidemez. Mümin Allah'ın rızasını aramaktan başka bir şey arayamaz. Mümin inna lillah ve inna ileyhi raciun diyen bir askerdir. Allah'ın askeri olacaktır. O halde neden cennetten çıkarılmışız? Bizim ceddimiz Hazreti Adem aleyhisselam niçin cennetten çıkarılmıştır? Bunun sebepleri ve hikmetler üzerine uzun durmayacağım. Sadece şu kadar söyleyeceğim ki, cennetten çıkmasının bir hikmeti ve sebebi tekrar cennete dönmek içindir. O vesileyle, o sebeple, o sır ve hikmetle dünyaya çıkmış olduk ki imtihana tabi tutunalım. Geçen ders anlattım. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ السَّابِر۪ينَ ayetiyle anlattım ki yeryüzüne imtihan gayesiyle atılmışız. Hazreti Adem'in cennetten çıkarılışının sebebi bu. Ve bu cennetten çıkmak demek, cennetten ebediyen mahrum olmak demek değil. Tekrar cennete dönmek için bu savaş meydanına, bu mihnet meydanına, bu imtihan sahasına yeniden atılmış bulunuyoruz. Gaye bu, maksat bu. O halde ey Müslüman, senin vatanı aslin cennettir. Senin babanın, senin dedenin, senin ceddin, ceddin Hazreti Adem aleyhissalatu vesselamın vatanı aslisi cennet idi, cennetten çıkmıştı. Biz de onun soyundan olduğumuza göre bizim de baba vatanımız, asıl vatanımız cennettir. Bu dünya asıl vatan değildir. Bu dünya bir misafirhanedir. Tekrar bütün davamız ve kavgamız, bütün gayemiz ve gayetimiz yeniden asli vatanımız olan cennete tekrar dönmek olacaktır. İşte gaye bu. Onun için yolunu tespit etmeye ihtiyacım var. Onun için 124 bin peygamber geldi. Onun için bütün kainata وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sıfatıyla yeryüzüne bütün kevni mekana bunun için Hazreti Muhammed Mustafa geldi aleyhissalatü vesselam. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan geldi. Yol göstermek için, bu gayeyi ihtar etmek için, bu davayı anlatmak için, sokak sokak boşuna hayat tüketmemek için. Ey Müslüman! Ey Müslüman! Sen dünyada gayesiz ve manasız dolaşmaya gelmedin. Görmez misin ki yeryüzünde her şeyin bir istikameti var. Senin icat ettiğin bir otomobilin bile bir direksiyonu var. En küçük mahluk diye baktığın karıncaların bir yolu var. İğrenerek, nefret ederek baktığın sümüklü böceğin bile kendisi giderken arkasından yapışkan bir yolu var. Leyleklerin yolu var. Bal arısının yolu var, yılanların yolu var, her şeyin yolu var da senin yolun hangi yoldur? Sen hangi yola gideceksin? Senin direksiyonun yok mu? Senin istikametin yok mu? Senin bir hedefin, senin bir yönün yok mu Müslüman? Ey gazinolarda, ey kahvehanelerde, ey meyhanelerde ömrünü tüketen biçare kardeşim! Sen yeryüzüne serhoş olmaya mı geldin? Sen yeryüzüne serkeş olmaya mı geldin? Ey kaldırımları aşındıran insan!
Ey dudağında sigarayla Ramazan günü Allah'a isyan eden insan! Sen bunun için mi kainata geldin? Sen bunun için mi insan olarak yaratıldın? Senin hayvandan farkın yok mu? Hayvanlar 24 saat yemek ve içmekte kusur etmezler. Sen Müslümansın, Ramazan günü hayvandan ayrılacaksın. İmsakten ve iftara kadar yemekten içmekten kesilip insan olduğunu idrak edeceksin. Sen üstün sıfatlarla yaratılmış insan. Sen Allah'ın en büyük sanatını, Allah'ın insan dediği sanatını yeryüzüne getirmekte vazifeli olan kadın. Sen ey kadın, kaldırımlarda sırtına kadar soyunarak bacağına geçirdiğin kot pantolonlarla vücudunun en mahrem noktalarını açığa vurmak suretiyle milletin gençliğini fuhşiyata ve zinaya çekmek için mi geldin? Sen bunun için mi kadın oldun? Sen şehvetine mahkum mu kalacaksın? Ey servet sahipleri, ey apartman sahipleri, siz taştan ve topraktan mamul bir hayatı mı istiyorsunuz? Siz hangi köşkün sahibi, hangi malikanenin sahibi, hangi sarayın, villanın, hangi apartmanın sahibi olursanız olun, en sonunda ölür ölmez boyunuzun ölçüsüne göre bir tabutun içine gömüleceğinize inanmıyor musunuz? Ve kupkuru bir toprağın sinesine, kupkuru bir toprağın bağrına emanet edileceğinize inanmıyor musunuz? Toprağa gömdüğünüz insanlardan ibret almıyor musunuz? Ecdadınızdan, aranızdan ayrılanlardan, mezarın içine gömdüğünüz, kabrin içine defnettiğiniz bütün insanlardan hiçbir ibret almıyorsunuz. Hiçbir hikmete gelmiyorsunuz. Hiçbir el salmıyorsunuz. Durmadan dünya malı toplayıp devam ediyorsunuz. Allah'ın azabını kazanıyorsunuz. Allah'ın gazabını celbediyorsunuz. Ve Allahu Azimüşşan'ın rızası yerine, rahmeti ve cemali yerine en ağır ithamlara, en ağır cezalara bilerek yaklaşmaya devam ediyorsunuz. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ وَخْلَدَهُ Sırrının, azabının muhatabı mı olmak istiyorsunuz? Onlar ki fakir fukarayla alay ederler, göz ve kaş oyunlarıyla insanları alaya alırlar, yoksulları alaya alırlar, onlar ki durmadan mal toplarlar, eşya toplarlar, milyonların üstüne milyonları yığarlar, mal stok ederler, haram helal aramazlar, servet temin ederler. Ve sonra da zannederler ki o mal ve servet onları ölümsüz yapacak. Hiç ölmeyeceklermiş ki devam ederler. Hayır, bilmezler ki مَا أَغْنَى عَنْهُ وَمَا لُهُ وَمَا كَسَبْ Hiçbir zaman Mekke'nin ileri gelenlerini, Ebu Lehebleri, Ebu Cehilleri, Firavunları, Karunları kazandıkları mallar cezalarına mani olmadı ve dünyada ebedi bırakmamış oldu. Bütün ibretleri seriyor Kur'an. Bütün hakikatleri ortaya koyuyor Kur'an. O halde şimdi Allah-u Azimüşşan'ın bizim için vaat ettiği ve bizim için bizi korkuttuğu şeylerden biraz bahsedeceğiz. Efendiler, Allah-u Azimüşşan ne güzel buyuruyor, ne güzel haber veriyor. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Ne güzel bir mana, ne güzel bir müjde ya Rabbi. Allah-u Teala şöyle ferman ediyor, şöyle haber veriyor. Ey müminler! Ama dikkat edin, yalnız müminlere hitap ediyor. Ayet-i Kerime yalnız müminleri alakadar ediyor. Mümin sıfatını taşıyanlara. Mümin sıfatını,
Ya Rabbi yeryüzüne bizi mümin sıfatıyla getirdin. Yeryüzünden mümin sıfatıyla gitmemizi nasip eyle ya Rabbi. Buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Ey müminler diyor Cenab-ı Hak. Sizin yeryüzünde bir takım mallarınız olacak. Size mülkiyeti helal kıldım. Size mirası helal kıldım. Size tayyibatı helal kıldım. Size dünya nimetlerini helal kıldım. Men harrame zînetellâhilleti ahrece li'ibâdihi. Allah'ın yeryüzünde kulları için çıkardığı tayyibatı ve tabiatı kim haram edebilir? Ben size çok şeyi helal ettim. Çok şeye müsaade ettim. Bütün bunlardan istifade edeceksiniz. Dünya mülküne sahip olacaksınız. Dünya servetine malik olacaksınız. Size irade verdim, size akıl verdim, size şuur verdim, size zeka verdim, size mantık verdim, size hesap verdim, size matematik verdim. Ve birçok mülkiyetlere sahip kıldım. Fakat imtihan içinde olduğunuzu unutmayınız. Ben sizin için bir pazar kurdum diyor Cenab-ı Hak. Bir pazar kurdum. Dünya sizin için bir pazardır. Bu pazarda canlarınızı ve mallarınızı bana satarsanız diyor Cenab-ı Hak, bana satarsanız ben de onun karşılığında size zatıma yemin ederim ki cennetimi ve cemalimi vereceğim diyor. Müjde-i ilahiyeye bak. Malını ona sat kardeşim. Malını ona satmak ne demektir? Şimdi biraz sonra göreceğiz. Yeryüzünde ilahi hükümleri tatbik edersen bütün hakikatleri meydana getirmiş olursun. İlahi hükümler. Ne kibirleniyorsun kardeşim? Mercedes arabanın içerisinde Firavun gibi ne kibirleniyorsun? Ne gururlanıyorsun? Senin sonunu ben görür gibiyim. Ehli hikmet öyle diyor. Ana rahminden geldik, dünya denilen pazara, 4 metre kefen aldık, döndük mezara diyor adam. Hayatın bütün seyri bundan ibarettir. Ey insan, ana rahminden geldin, dünya denilen pazara, 4 metre kefen aldın, döndün mezara. Başka bir şekil yok alemde. Ne kibirleniyorsun, ne çıldırmışsın, nedir bu dünyanın peşinden süflü süflü koşuyorsun? Pazar var dünyada. Allah'ın pazarı. Allah'ın emvalini, Allah'ın sana verdiği emlaki, onun rızası yolunda, onun davası yolunda, onun ahkamı yolunda harcarsan sana cennet var diyor Allah-u Teala. Ne bekliyorsun başka? بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Tahkik ile haber veriyor. Ve lehum hükmünü başa alıyor ve mutlaka onlara, evet onlara olacak cennet, mutlaka onlara olacak diye hükmediyor. Bu kadar kat'i, öyle bir akıt ki, satan da Allah, satın alan da Allah, elbette hiçbir vaadinde hulf etmeyecek ve bu akit hiçbir şekilde bozulmayacaktır. Çünkü Allah-u Teala vaadinde, kat'iyen vaadinden hulf etmeyen bir Allah-u Teala'dır.